Azerbaycan'ın 44 günlük vatanseverlik savaşının kahramanlarından biri Kerem Veysel'dir. 1998 yılında Haçmaz bölgesine dünyaya gelen ve 3 kez kickboksa dünya şampiyonu olan Kerem Veysel, 1 Ekim'de gönüllü olarak orduya katıldı. Şuşa savaşlarına şehitliğin zirvesine yükseldi. Azerbaycan ordusunun işgal altındaki bölgeleri kurtarmanın yanı sıra düşmanın 30 yıllık mühendislik tahkimatı ve savunma sistemini de yok etti. Türk Savunma Bakanlığı eski sözcüsü Tuğgeneral Cakaroğlu'dan yapılan açıklamada Ermeni ordusu 44 gün süren savaşta silah sistemlerin %65'ini kaybetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bunu doğrulayan görüntülere sahip. Ermenistan 15 yıl içinde mevcut durumundan çıkamayacak. Bu Azerbaycan'ın büyük vatanseverlik savaşındaki en büyük başarılarından biridir dedi. Tuğgeneral, modern insansız hava araçları ve uydu sistemlerinden yapılan gözlemlerin sonucunda Ermenistan'da yaklaşık 10 bin asker kaybı olduğunu belirtti. Azerbaycan 30 yıllık işgalin sonlandırıldığı Dağlık Karabağ Zaferi'ni 10 Aralık Perşembe günü görkemli bir şekilde kutlayacak. Zafer dolayısıyla başkent Bakü'nün Azatlık Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlenecek. Azerbaycan Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin katılımıyla gerçekleştirilecek geçit törenine Karabağ'da kahramanlık gösteren 3000 asker katılacak. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Zafer geçidinde Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Karabağ kahramanlarını selamlayacak. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmasından sonra Nahçıvan Koridoru'nun açılması Doğu Anadolu'da sevinçle karşılandı. Nahçıvan Koridoru ile Türkiye ve Orta Asya hattı kurulacağını belirten iş dünyası temsilcileri Bakü, Tiflis, Kars güzergahına güçlü destek oluşturarak tarihi İpek yolunun canlanmasına çok önemli katkı sağlayacağını söyledi. Koridor ile Türkiye ve Orta Asya Türk dünyası arasında doğrudan bir hat oluşmuş olacak. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver, ekonomi ve turizm alanlarındaki ilişkiler bakımından yeni bir devrim başlayacağını belirterek ülkemizin Türk devletleriyle bugüne kadar kurmuş olduğu bütün girişimler bu tarihten sonra yeni bir anlam kazanacak ve siyasi avantajların yanında tamamen sınır olduğumuz bu büyük coğrafyayla ticari iş birliğimizde de büyük bir canlanma yaşanacak dedi. Tanrıver, Türkiye ve Türk dünyası karayoluyla kesintisiz bağlanacak. Iğdır'daki Dilucu sınır kapısından Bakü'ye kadar karayolu ile gidebileceğiz ifadesini kullandı. Ardından Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci de Orta Asya ülkeleri Rusya ile ticaret bölgede illerin yararına olacak. Sadece Gürcistan üzerinden yapılan ihracat artık Azerbaycan üzerinden diğer Orta Asya ülkelerine yapılacak. Koridorun ekonomik canlılık yaratacağına inanıyorum dedi. Dünya genelinde yaklaşık 68 milyon kişide koronavirüs tespit edildi. Virüs tahmini 2 milyon hastayı öldürdü. Avrupa'da yaklaşık 19 milyon, Kuzey Amerika'da ve Asya'da 18 milyon, Güney Amerika'da 12 milyon ve Afrika'da 3 milyon kişide koronavirüs tespit edildi. Enfeksiyon sayısı bakımından ilk 5 ülke Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Fransa'dır. İran'da yaklaşık 2 milyon, Türkiye'de 828.295, Gürcistan'da 162.475 ve Ermenistan'da 140.937 kişide koronavirüs tespit edildi. Azerbaycan'da koronavirüs bulaşmış 146.679 kişiden 1.632'si hayatını kaybetti ve 88.497'si tedavi edildi.